Azılı bir banka soyguncusu olan John Dillinger, 1930'lu yıllarda birçok banka soygunu gerçekleştirerek ABD'yi kasıp kavurmuştur. Daha sonra tutuklanıp kaçmasının imkansız olduğu Crowpoint hapishanesine kapatılmıştır. Hapisteyken birkaç saatte yonttuğu ve ayakkabı boyasıyla boyadığı tahta parçasını gardiyanlara silah gibi gösterip onları tehdit etmiş ve hapishaneden kaçmıştır. Dünyanın en ölümcül ülkesi olarak kabul edilen El Salvador'da Ocak 2015'ten bu yana ilk defa 12 Ocak 2017 Perşembe günü kimse öldürülmemiştir. Olimpiyat oyunları TV'lerde ilk defa canlı yayını 1936 Berlin oyunlarında Nazi Almanya'sı gerçekleştirmiştir. İkonoskop adı verilen 2,5 metrelik kamerayı telefon kenden Emil Maku ve çekimleri ise PAL sisteminin mucidi Walter Brosch yapmıştır. 1945 yıllarında Kızıl Ordu'nun eline geçmektense intihar etmeyi yeğleyen Almanlar yüzünden 72 saat içerisinde 1000'e aşkın intihar vakası yaşanmıştır. Oksijen tüpünü icat eden Fluss artık bundan sonra oksijenin hiç kesilmeyeceğini, nefessiz kalmayacağını düşünüyordu. Ancak 1876 tarihinde aşırı oksijenden öldü. Hababam Sınıfı Uyanıyor filminde Ahmet'in bahsettiği ıssız ve yardıma muhtaç köyü şu an 231 bin nüfusla bina yığınına dönen Çekmeköy'dür. Ameliyatta dikiş yapılırken kullanılan ip hayvan bağırsağından yapılır ve bu tam 1000 yıl önce Müslüman bilim adamı El-Zahvari tarafından bulunup hala günümüzde kullanılmaktadır. Güney Kore ses hızında seyahat edebilmek için özel bir tüp içinde mıknatıslar yardımıyla saatte 1234 km hıza ulaşabilen tren yapımına başladı. Walter Sanford isimli bir adamı 3 kez yıldırım çarpmış, ayrıca öldükten sonra bile mezarına yıldırım düşmüştür. 1967 yılında İsveç'te trafik akışının yolun solundan sağına taşınmasından sonraki ilk sabah böyledir. 1948 yılında eskiler nasıl bu kadar üretkendi sorusuna cevap, işçilerin çalışırken uyuyakalmamaları için saçlarını duvara bağlamalarıdır. Videolarımızdan haberdar olmak için kanalımıza abone olmayı unutmayınız. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Esen kalın.